Ghost in the Shell ya da bizde gösterime girdiği adıyla Kabuktaki Hayalet. Manga ve anime ile çok içli dışlı olmayanların bile adını arada duyduğuna emin olduğum bir klasik. Öykümüz 2029 yılında tüm dünyanın dev bir network ağı ile birbirine bağlandığı ve bu ağın insan yaşamının büyük bir parçası olduğu bir evrende geçiyor. Aynı zamanda sibernetik organlar insan bedeninin bir parçası haline gelmiş. Hal böyle olunca bu bedenleri hackleyebilen suçlular türemiş ve onlarla mücadele edebilmek için özel polis birlikleri kurulmuş. 3. Dünya Savaşı sonrası Japonya'da hayali bir şehir olan Newport City'den sorumlu kamu güvenliği 9. birimde bunlardan biri. Bu birim vücudunun tamamı protez olan ama insan beyni taşıyan bir cyborg geliştiriyor. Binbaşı Mira adındaki bu cyborg ailesini bir gemi kazasında kaybetmiş. Kendisi de mucize eseri kurtulmuş ama bedeni iyileşemez halde olduğundan beyni bir robot bedenine yerleştirilmiş ve türünün ilk örneği. Film yapay zeka geliştiricisi Hanka Robotics'in üst düzey yöneticilerini öldüren bir hacker'ın peşine düşen binbaşı Mira ya da kısaca Major'ın suçluların peşindeyken kendisiyle ilgili bilmediği bazı gerçekleri de keşfetmesini anlatıyor. Bu filmle ilgili iki video çekmeyi düşünmüyorum. Bu yüzden şöyle yapalım. Spoiler vermeden filmi bir değerlendirelim. Sonrasında izlemiş olanlarla detaylarını konuşalım. Major rolünde Scarlett Johansson var. Başlarda Margot Robbie'yi düşünmüşler. Ama Scarlett bilim kurgu konusunda çok daha deneyimli bir aktivist. Çok sevilen bir oyuncu olmasına karşın bu role seçilmesiyle yer yerinden oynamıştı. Ve whitewashing yapmakla, yani orijinalinde farklı etnik kökenlerde olan kahramanları beyazlaştırmakla suçlanmıştı film. Bence bu saçma bir tartışma ve artık can sıkmaya başladı. Her film için yapmaya başladılar çünkü. Politik doğruculuk işinin bokunun çıktığının bir göstergesi. Üstelik Asya'da falan bu olay öyle çok da dert edilmezken. Başta Amerika olmak üzere birçok batılı ülkede Major'ın bir Japon tarafından oynanması için imza kampanyaları başlatıldı. Ve 104 bin kişi bunun mantıklı bir iş olduğunu düşünüp imza atmakta sakınca görmedi. Sonuçta yapım şirketi o kadar çaresiz kaldı ki oyuncuları post prodüksiyon aşamasında Benjamin Button filminin makyajlarını yapan ekiple Japonlaştırmayı bile denedi. Ya Allah aşkına animelerde Japonlar Japon'a benziyor mu ki? Var mı yani adamların böyle bir derdi? Normal karakterler bile böyle fincan gibi gözler, rengarenk saçlara falan sahip. Ki bu öyküdeki kahraman bir cyborg. Bence gayet olmuş. Bu da harika olmuş dediğim bir başka karakter de Pilo Aspect tarafından canlandırılan Batu. Danimarka asıllı bu oyuncuyu Game of Thrones'dan hatırlarsınız. Scarlett Johansson'la Lucy filminde de bir araya gelmişti. Onun dışında Michael Pitt, Juliette Binoche ve kısacık da görünse varlığıyla bizi sevindiren Michael Winkett gibi oyuncular da var. Hatta efsane yönetmen Takashi Kitano da Japon kontenjanından kadroya katılmış sevdiğimiz bir başka oyuncu. Filmin yönetmeni Rupert Sanders'ı Snow White and the Huntsman filminden tanıyoruz. Ama asıl hatırladığımız mevzu bu filmin başrol oyuncusu Kristen Stewart'la işi pişirip karısını aldatması ve gazetecilere enselenmesiydi. Bu ikinci uzun metraj filmi görsel yanı çok güçlü bir yönetmen. Çok iddialı işlere imza atmaya çalışıyor. Keşke saçma sapan işlere bulaşmasa ve sadece işiyle gündeme gelse. Bu film belki onun için bir başlangıç olabilir. Film görsel anlamda çok başarılı. Ama her Cyberpunk filminin Blade Runner'a böyle kör göze parmağım göndermeler yapmasına ne gerek var çözebilmiş değilim. CGI kullanımı çok yoğun ama çok başarılı animatronik efektler de var. Örneğin o suikastçı Geisha robot vurulup parçalanması bile analog efektlerle yapılmış ve çok başarılı. Filmin bence en güzel yönü müzikleri. Çok başarılı bir soundtrack'i var. Clint Mansell'ı Black Swan, Moon, Wrestler gibi filmlerden hatırlıyoruz. Ama en iyi bilinen işi herhalde Requiem for a Dream için yaptığı soundtrack olsa gerek. Ben yine de film boyunca
Böyle kulağım Kenji Kawai'nin müziklerini aradı. O en bilinen şarkısı tahmin ettiğim gibi filmin sonunda çaldı ve beni gayet mutlu etti. Gelelim mutlu etmeyen kısımlarına. Aksiyon sahnelerini sönüp bul. Yani şaka maka Matrix'in üzerinden 18 sene geçti. Hala aynı teknikler. Matrix filmin bütün felsefesini bizden arakladı. Bari biz de aksiyon sahnelerini ondan araklayalım demişler sanki. Bunun dışında filmin kötü adamı da son derece sıradan. Neyse, çok detaya girmeyelim. Bilim kurgudan hoşlanıyorsanız ve daha önce hiç Ghost in the Shell izlemediyseniz keyif alabileceğiniz ilginç bir seyirlik olmuş. Oyuncuları iyi, görselliği harika, 107 dakikalık süresi de ideal. Yer yer temposu düşse de sıkılmadan izlenebilecek bir yapım deyip filmi henüz izlememiş arkadaşları uğurlayalım. Bundan sonrası spoiler. Hazırsanız başlıyorum. Şimdi bu animenin Amerikan filmi haline getirileceğini duyduğumda açıkçası pek umutlanmamıştım. Ama ya tutarsa diyorum. Animedeki derinliği falan beklemiyordum tabii. Ama mesajını biraz yumuşatıp aksiyona abanırlar ve yeni başlayanlar için Ghost in the Shell tadında bir iş çıkarırlar diye düşünmüştüm. Yanılmışım. Bu ne lan? Yani Japon olması gereken karakterleri beyaz oyunculara vermeniz umurumda bile değil. Bu kalibrede Japon oyuncu yok. Scarlett Johansson'ın gişesi de parlak dersiniz anlarım. Ama öykünün alt metnindeki doğu felsefesini tamamen tersine çevirme, batılılaştırma gereğini neden duydunuz onu anlamadım. Tamam, Ghost in the Shell çekiyorsunuz. Kabuk var. Peki hayalet nerede lan? Madem bu kadar ruhsuz, bayağı bir intikam filmi çekeceksiniz, adı niye Ghost in the Shell? 25 senedir herkes arakladı zaten araklayacağını. Ortalık bu öykünün çakmasından geçilmiyor. Buyurun siz de araklayın, öyle bir şey çekin. Yani bu kadar çok seveni olan bir öyküyü iyiliş etmenizin manası nedir? Bütün görsel elementleri kopyalayıp filme koymuşsunuz. Anime ile birebir dünya kadar sahne var. Bakın, Ghost in the Shell'in temelinde kolektif bilinç yatar. Kabuktaki hayalet dediğimiz olay da bu zaten. O makinedeki hayalet mottosundan yola çıkan ve Descartes'in dualizmine hadi oradan diyen bir kelime oyunu o. Orijinal öykünün sonunda bu filme hani o almaya bile tenezzül etmediğiniz başkötü Puppet Master var ya, onunla bütünleşen Major bireycilik tek felsefe olmayabilir mi diye düşündürüp adamı böyle monizmden sufi metafiziğine kadar pek çok yere vardırabilir. Oturup üzerinde kafa patlatır. Bireyciliğinizi, toplumdaki yerinizi, evren içinde o kadar da özel olmadığınızı sorgularsınız. Bu filmin sonu seriye bağlarlarsa ikinci filmde daha ne kadar saçmalayabilirleri sorgulattı bana sadece. Yani 25 senelik bir öyküyü modernize edebilirsiniz tabii. Yani gelişen teknolojiye paralel unsurlar eklersiniz, daha evrensel olsun diye dili, ırkı, cinsiyeti boş verip dilediğinizce beyazlaştırabilirsiniz. Ama öykünün temelindeki felsefeyi hallaç pamuğu gibi atıp kafanıza göre işler yapamazsınız. O dert ettiğiniz, uğruna 104 bin imza topladığınız zımbırtı işin sadece kozmetik yanı. Hadi anladım, kendinizinkinden başka hiçbir kültüre saygınız yok. Ama kendi izleyici kitlenizin zeka seviyesine de hakaret ediyorsunuz. Tamam, biraz sulandırmanıza varım ama ya şimdi bunlar anlamaz. Bu komple değiştirelim öyküyü. Major meğer evden kaçmış bir kız çocuğuymuş. Filmin sonuna da annesi çıksın meydana, kavuşsunlar falan. Bu nedir ya? Yani kabuktaki hayalet dediğiniz Kerime Nadir'in hayaleti mi? Ona mı yazdırdınız bu senaryonun sonunu? Neyse, çok da kendimizden geçmeyelim. Belki bu halinde sevmiş olanlar vardır. Ben filmi ağzım açık izledim. Keşke bunu böyle büyülendim, çok beğendim anlamında söyleyebilseydim ama hayır. Resmen sinirlendim ve büyük bir hayal kırıklığına uğradım. Bu ne saçmalık derken ağzım açık kaldı. Belki çok beğenen ve o yüzden ağzı açık izleyenler de vardır. Ne mutlu onlara. Yorumlarınızı bekliyorum. Lütfen orijinal animeyi izlemediğinizi de belirterek filmi nasıl bulduğunuzu benimle paylaşın. Paylaşımcılığınızı videoyu beğenip paylaşarak ve kanalıma abone olarak da gösterebilirsiniz.
izleyicisinin zekasına güvenip onları entelektüel anlamda zorlamaktan kaçınmayacak bilim kurgularda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.